Efendim saygılar sevgiler sunuyorum. Milletimizin Ağustos ayında kazanmış olduğu zaferler dizisinin en muhteşemi ve Ağustos ayını taşlandıran 30 Ağustos zaferimizi sizlerle paylaşacağız. 30 Ağustos 1922. Büyük taarruz ve zafer. Muhterem izleyicilerim. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkesi'nden sonra yurdumuzun her tarafı işgale uğramaya başlamış. İstanbul'da yurdu kurtarmak için çeşitli planlar üzerinde çalışılmış. Netice itibariyle de 19 Mayıs 1919 tarihinde Sultan Vahidettin Han tarafından gönderilen Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmak suretiyle Anadolu'da kurtuluş mücadelesini başlatmış bulunuyordu. Samsun'dan ileri hareket eden Mustafa Kemal Paşa Amasya üzerinden Havza Amasya üzerinden önce Erzurum Kongresi'ni arkasından Sivas Kongrelerini aktettirecek. Arkasından 1920 yılının 23 Nisan'ında Osmanlı Meclisler Mebusunun, Mebuslar Meclisi'nin Ankara'ya taşınarak Ankara'da yeni meclisin açılması dolayısıyla yeni bir sayfa açılmış olacak mücadelede. Düzenli orduların kurulmaya başlandığını görüyoruz. Bundan sonra Bat Doğu'da Ermenilere karşı Gümrü Anlaşması imzalandıktan sonra <laughs> ve Güney'de e, Fransızlar ve İtalyanlara karşı zaferler kazanılmasından sonra buradaki silahlı kuvvetlerimizin de batıya aktarılması suretiyle 15 Nisan 1919 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkmış bulunan ve ileri harekata başlayan Yunanlılara karşı mücadeleye hazırlanılmış idi. Yunanlılar ileri harekata geçecekler. İnönü zaferlerini kazandıktan sonra hücuma geçecekler. Bursa'nın işgalini görüyoruz arkasından ve arkasından Sakarya Nehrinin doğu tarafına kadar çekilmek suretiyle efendim Yunanistan'ın bir zafer kazandığını o arada ordumuzu geri çekilmeye mecbur bıraktığını görüyoruz. Arkasından 1921 yılında kazandığımız muhteşem Sakarya zaferimiz, 23 gün 23 gece süren Sakarya zaferimizden sonra Yunanlıların Eskişehir Afyon hattına çekilmek suretiyle orada tahkimatlar yapmak suretiyle bu tahkimatları Türklerin artık bozmaları mümkün değildir diye dünyaya propaganda yapmak suretiyle mücadelede yeni bir safhanın başlangıcı kapısı açılmış oluyordu. Bir yıl boyunca takribi bir yıl boyunca yığınak yapan ordumuz kadınıyla, çocuğuyla, ferdiyle, efendim sanatkarıyla, rençberiyle, askeriyle, her şeyiyle cephemizin takviyesi için çalışan Anadolu halkı kendi silahını, kendi bıçağını kendisi üretmek suretiyle kazmasını, yabasını kapan cepheye gelmek suretiyle 26 Ağustos 1922 tarihinde Şafak'la birlikte büyük hücumu başlatmış oluyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kumandasında. Elbette bir bütün halinde idi olay ve mecliste de heyecanlı dakikalar yaşanıyordu. Ne olacak? Galip gelecek miyiz? Zaferi kazanacak mıyız? Bütün bu hazırlıklar gizlice yapılmakta idi. Düşmanın haberi olmuyordu. Oyalama taktikleri yapılıyordu. Kumandanlarımız başka işlerle meşgulmuş gibi gösteriliyordu. Maçlar düzenleniyordu, çay partileri düzenleniyordu. Yunanlılar da artık burada tutunduk. Buradan geri gitmeyeceğiz diye böbür böbür böbürleniyorlardı. Muhterem izleyicilerim. 26 Ağustos 1922 tarihinde şafakla birlikte efendim başlanıldı. Tabi bu hücumdan önce... Fransa ve İtalya'nın da Büyük Millet Meclisi'ne yaklaştıkları çeşitli anlaşmalarla savaş dışında kaldıkları hatta İtalya'dan savaş uçakları bile almış olduğumuzu görüyoruz. Elbette İtalya ticaret için bunu yapıyordu. Ordumuzda gerçekten bu hazırlıklar neticesinde Rusya'dan da alınan silah, cephane ve erzak İtalya'dan alınan uçaklardan sonra 200 bin askerimiz mevcut idi. 50 tane de uçağımız olmuş idi. Yunanistan'ın da aşağı yukarı kol ordularla, ordularıyla birlikte 200 bin askeri takribi bulunmaktaydı ama silah bakımından bizden kat kat üstün idiler. Çünkü arkalarında İngiltere vardı, arkalarında Amerika vardı, arkalarında Haçlı var idi. 26 Ağustos günü şafakla başlayan hücum efendim topçularımızın ateşiyle başlamış. Yunan ordusu gafil avlanmış idi. Hiçbir haberleri yok idi bu hazırlıklardan. Ve Türk ordusunun hücuma geçeceği akıllarından bile geçmiyor idi. Elbette asker kaydılamalarımız da hep gizlice olmuş idi arabaların tekerlerine keçe sarılmak suretiyle at arabalarının, öküz arabalarının, kanıların tekerleri keçelerle sarılmak suretiyle ses çıkarmasın, bu nakillerden haberleri olmasın diye muvaffakiyetle büyük bir hazırlık yapılmış idi. Başta Fevzi Çakmak olmak üzere, başta diğer kumandanlarımız olmak üzere Mustafa Kemal Paşa'nın kumandasında ordumuz taarruza geçmiş idi. Yunan ordusu gafil avlanmış idi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. ...dağılmaya başladılar. 27 Eylül günü... ...Afyon'u ele geçirdi ordularımız. Bu büyük bir zafer idi. Afyon'un ele geçirilmesiyle... ...Yunanlıların... ...gerisine doğru... ...geriye doğru kaçmaya başladıklarını... ...uçaklarımız vasıtasıyla... ...Yunanlıların geri hatlarına... ...gazeteler, broşürler... ...provokanda malzemeleri atılmaya başlandı. Yunan ordusundaki ellere. Çünkü... Yunanistan'da tartışmalar var idi. Biz Küçük Asya'da yani Anadolu'da ne işimiz var? Bizim silahımız, cephanemiz yetersiz. Biz İngilizlerin dolmuşuna binerek Anadolu'ya geçtik diye muhalif yazılar yazılıyordu. Yunan gazetelerinde. İşte bu Yunan gazetelerinden çok miktarda bastırılarak uçaklarımız vasıtasıyla Yunan askerlerine atılarak onların moralleri bozuluyor. Sizi burada feda ettiler. Biz size iyi davranacağız. Gelin teslim olun diye e, Yunan ordusundaki erlerin ve subayların moralleri bu şekilde bozuluyor idi. İki tane Yunan kol ordusunun kumandanı ve baş Trikopis esir edildi ve Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna getirildi. Tabi e, burada yapılan konuşmalar var. Mustafa Kemal Paşa ile Trikopis arasında yapılan görüşmeler var. Vaktim kısa olmuş olduğundan teferruata girme şansım yok. 30 Ağustos'a gelindiğinde artık zaferin tamamen kesin olarak kazanılmış olduğu dünyaya ilan ediliyor idi. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde Yunanlıların ileri harekatı ve bizim Bursa'yı kaptırmamız, Bursa'nın işgali üzerine Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsü üzerine siyah örtü kapatılacaktı. Bu ne demekti? Yaz alameti demekti. Bursa'nın kaybı, Osmanlı'nın başkenti Bursa'nın kaybı anlamına geliyordu bu. Bursa'nın kaybı yaz anlamına geliyordu bunu da siyah örtüyle örtmek suretiyle bir işaret olarak ortaya koymuş idi Büyük Millet Meclisi. Muhterem izleyicilerim bu siyah örtü 30 Ağustos günü kaldırılacak yeşil bir örtü örtülecekti. Yeşil de zafer işareti olarak Müslümanlığın bir zaferi olarak İslam'ın ve Türklüğün bir zaferi olarak sembol olarak yeşil örtü kürsüye örtmek suretiyle bir bayram havası meydana gelmek suretiyle efendim bu büyük 30 Ağustos zaferimiz Ankara'da ve her tarafta kutlanıyordu. Yunanlılar kaçmaya devam ettiler. Başı bozuk bir şekilde efendim şehirlerimizden geçerken büyük zulümler yapıyorlardı. Yakıyorlardı, yıkıyorlardı. Evlere doldurdukları masum insanları ateşe vererek, camilere doldukları, samanlıklara doldukları vatandaşlarımızı ateşe vermek suretiyle yakıyorlar. Bunlarla birlikte Yunan ordusunda bulunan askerlerle birlikte bu mezalime iştirak etmiş olan Rumlar e, ve Yahudiler ve diğer azınlıklar da Ermenilerle birlikte Yunan ordusuyla İzmir'e doğru panik halinde kaçıyorlar idi. Dünyada yankılar uyandırıyordu bu panik olayı. Batı basını Haçlılığın sonu, Haçlı zaferlerimizin efendim bugün mağlubiyete çevrilmesi gibi başlıklar atıyorlar. Amerika endişeli, Haçlılar Amerika'daki Haçlılar buradan gelen haberleri efendim büyük bir üzüntüyle duyuruyorlar. İtalya ve Fransa Ankara ile anlaşmalı olduklarından dolayı fazlaca ses çıkarmıyorlar. Ama İngiltere'de yer yerinden oynuyordu. Ne oluyor? Yunanlıları biz ileri gönderdik. Yunanlılar bugün mağlup oluyor. Bu politika nasıl bir politikadır diye baştaki hükümetlerine ver yansın ediyorlardı İngiltere'de. Efendim Büyük Millet Meclisi'nin Ateşkes kararı almaya başladığını e, özür dilerim. Büyük Millet Meclisi Batıdan gelen Ateşkes kararlarına karşı şartları şu şekilde ileri koyuyordu. Diyorlardı ki <laughs> Anadolu ve Trakya derhal boşaltılmalı, Yunanistan tazminat ödemeli, esirler derhal bırakılmalı ki ateşi keselim. Bu arada Mustafa Kemal de Ordular İlk hedefiniz Atina'dır ileri demek suretiyle ordulara yeni hedef gösteriyor. Arkasından bu hedef tasih edilerek ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri verilmek suretiyle İzmir'e doğru düşman kovalanmaya başlıyordu. 1922 yılının 9 Eylül'üne gelindiğinde bir gün önce İzmir'i yakmış bulunan, tutuşturmuş bulunan düşman askerleri orada bulunan müttefik gemilerine dolmak suretiyle İzmir'i terk ediyorlar. İzmir'in büyük bir kısmı yanmış olmak üzere orada askerlerimiz ve kumandanlarımızın halkın coşkun tezahüratları arasında İzmir'e ayak bastıklarını görüyoruz. Tarihler iftiharla bunları yazmaktadır. İzmir'de efendim e, 200 bin Ermeni Rum ve Yahudide e, Yunan askerleriyle müttefik gemilerine doluşarak kaçmış olduklarını görüyoruz. Arkasından ordumuz İzmir'de durmayacak, kuzeye doğru hareket etmek suretiyle Bergama, Bursa taraflarına doğru hareket edecekler. Burada bulunan Yunan bakiyeleri de bir bir teslim olmaya başlayacaktır. Nitekim 11 Eylül günü Bursayı boşaltan Yunan kuvvetleri. Mutanya'ya kadar gidecekler ama oradan ileri harekete geçmeleri için vasıta bulamadıklarından dolayı 202 subay ve 6000 asker olmak üzere teslim olacaklardır Türk ordusuna. Bu şekilde 11 Eylül günü de Bursa'nın efendim e, kurtarılmış olduğunu, e, geri alınmış olduğunu istirdat edilmiş olduğunu görüyoruz. Daha sonra ise İtilaf devletlerinin İngiltere'nin, Fransa'nın, Amerika'nın, İtalya'nın temsilciler göndererek İzmir'de bulunan komutanlığa gelerek zaferi tebrik ettiklerini, bundan sonra ne olacak diye endişelerini ortaya koyduklarını görüyoruz ki Nurettin Paşa onları kabul etmiştir. İngiltere temsilcisi: "Biz sizinle acaba savaş halinde miyiz? Böyle mi kabul ediyorsunuz? Savaş halinde değil miyiz?" diye sorması endişeyle sorması üzerine Nurettin Paşa siz ne düşünüyorsunuz bizimle savaş halinde misiniz hayır biz sizinle savaşmıyoruz o halde biz de sizinle savaş halinde değiliz demek suretiyle İngiltere temsilcisini rahatlattığını görüyoruz yurdun her tarafında bayram havası vardır sadece yurtta mı İstanbul'un her tarafında yurdun her tarafıyla birlikte bütün İslam aleminde de Türk'ün kurtuluşu, saltanatın kurtuluşu, hilafetin kurtuluşu diye bayramlar ilan ediliyor, şenlikler düzenleniyordu. Örneğin Tiflis'te, Afganistan'da, Pakistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da efendim büyük gösteriler düzenleniyor. Türk ordusunun bu şanlı zaferi oralarda da kuvvetleniyordu. Bu şekilde muhterem izleyicilerim 30 Ağustos 1922 tarihinde kazanmış olduğumuz büyük zafer aynı zamanda itilaf Devletlerinin yurdumuz üzerindeki emellerinin de denize dökülmüş olduğunun bize bir göstergesidir. Ve Sevr haritaları imza e, önümüze koymuşlardı. Bu Sevr haritalarına göre Ankara'nın bir kısmıyla Sivas'ın bir kısmını bize bırakıyorlar. Gerisini hepsini kendileri paylaşıyorlardı. 30 Ağustos'ta kazandığımız nihai zafer ise Sevr haritasının parça parça yırtıldığını ve suratlarında Lozan'da suratlarına atılacağının bir göstergesiydi 30 Ağustos. Nitekim 30 Ağustos milletimizin büyük bayramlarından birisidir. Türk Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanmaktadır. Ve ayrıca da Zafer Bayramı olarak bugün kutlanılmaya devam edilmektedir. 30 Ağustos. Nice 30 Ağustoslar, nice 30 Ağustosların efendim coşkuyla kutlanması ve yan bakacak olan düşmanların 30 Ağustoslardan örnek alması ve bu şekilde yurdumuz üzerinde gözlerinin efendim geriye çevrilmesi temennisi ile bugünkü programımızı burada bitiriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.